Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmele Hoca. S.M.L. Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 6. günün artık bu ikinci konusu, ikinci videosu diyebiliriz. Bugün sevgili arkadaşlarım 4 tane video gelecek. Bunu biliyorsunuz. Kamp programınız açıklama kısmında mevcut. Neler işledik bu 6. günde? Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık yaptık. Sorularını çözdük, tekrar sorularını. Şimdi veri ve istatistiğin konu özetini yapacağız. Daha sonrasında veri ve istatistikle alakalı size güzel sorular çözeceğim ve bugünü noktalayacağız. Yarın boş gününüz arkadaşlarım. Bay geçiyoruz artık yarını ve bir sonraki gün fonksiyonlardan bir güzel devam edeceğiz. Fonksiyonlar matematiğin bel kemiğinden gençler devam edeceğiz. Şimdi bu konu da önemli. Niye önemli? Ya benim için hani şey düşünebilirsin sen. Ya hocam işte çok kolay konu yani. Üstünde durmaya çok gerek yok lan olur mu? Her sene garanti konusu çıkıyor yani. Garanti sorusu var. bu garanti soruyu da sen garanti net olarak görme. Çünkü biliyorsun ki rehavet çöken omuzları sevmiyor ÖSYM maalesef. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım konuya gerek mi göster sorularını nasıl olsa yapıyorum deme karşına çıkan bütün soruları ezgeç parçala geç gir sınavda garanti altına al bu konuyu. Evet abone olduysanız videoyu beğendiyseniz pdf'inizi açıklama kısmından ücretsiz biçimde indirdiyseniz geçebiliriz dersimize. Evet şöyle şimdi konumuza bir başlayalım aritmetik ortalama neydi daha öncesinde de gördük değil mi biz bunu aritmetik ortalama işte x1 x2 x3 nokta 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 xn veri grubunun toplamının veri sayısına bölünmesiyle hesaplanır. E, şu şekilde gösterilir ÖSYM her ne kadar çok kullanmasa da bu şekilde gösterilir arkadaşlar aritmetik ortalama ve sayıların toplamının sayı adedine oranıdır. Ortanca değer yani biz bunun diğer ismine medyan diyoruz. Genel itibariyle medyanı kullanırız arkadaşlar. Veri grubu eğer küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortadaki veriye biz medyan diyoruz arkadaşlarım. Eğer terim sayısı çift adetse tam ortası olmayacağına göre ortada kalan iki tane sayının, iki tane verinin, iki tane datanın toplamının yarısı yani aritmetik ortalamasına biz medyan diyeceğiz. Tepe değer yani mod veri grubunun en çok tekrar eden değerine de mod diyoruz. Yani mesela bir veri grubu düşünün. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 ve 6. Şimdi mesela bu veri grubunda en çok tekrar eden sayı hangisi? 4. O zaman bu 4 yani bu grubun modu 4'tür arkadaşlar. Mesela medyanını bulalım. 4 tane sola ayırdım. 4 tane sağa ayırdım. Şunların ikisi ortada kaldı mı? Kaldı. 3 ile 4'ün aritmetik ortalaması ne güzel kardeşim? 3,5. Bu veri grubunun medyanı da 3,5'tür. Aritmetik ortalamayı zaten biliyorsunuz. Toplayıp sevgili arkadaşlarım 10'a bölerseniz ki 10 tane sayı var burada. 10'a bölerseniz bu şekilde de aritmetik ortalamasını bulursunuz bu sayıların. Bir veri grubunda en küçük sayıya biz en küçük değer en büyük sayıya da en büyük değer diyoruz atlar üstünde değil mi? Şimdi en büyük değerden en küçük değeri çıkarırsan işte o zaman açıklığı bulmuş oluyorsun. Yani bir veri grubunun en büyük değeri en küçük değer arasındaki farka biz açıklığı diyoruz. O veri grubunun açıklığı diyoruz sevgili arkadaşlar. Standart sapma nasıl bulunur hocam? Standart sapma da şu şekilde. Şimdi sen standart sapmayı bulurken öncelikle bu veri grubunun aritmetik ortalamasını bir kere bulacaksın. Tamam? Hadi mesela örnek veriyorum. 1, 2, 4, 6, 7 ve 5 diyelim. Şimdi gençler bu bir veri grubu. Bu veri grubunun önce aritmetik ortalamasını bulacağız dedik. Hadi bulalım. 1 artı 2, 3 yapar. 4 daha 7'dir. 7 daha 14, 6 daha 20, 5 daha 25 yapar. Şimdi 25 oldu. 6 tane sayımız var. E, 7 tane sayımız olsun. Toplamı 28 olsun. Böylelikle... Ortalamamız da aritmetik ortalamamızda tam sayı çıkar. Bak bunları toplarsanız 28 gelecektir. 28'i ben burada 7 tane sayı olduğu için 7'ye böldüm ve karşıma 4 çıktı. Bu ne? Bu aritmetik ortalama. Şu şekilde gösterdik. Şimdi diyor ki bu sayıları diyor. Tek tek aritmetik ortalamayla farkını bulup karesini alacaksın diyor ve bunları toplayacaksın. Yani Türkçesini söyle hocam. Aslında Türkçesini söyledim de sen matematikçesini merak ediyorsun. Matematiği seviyorsun aslında. Devam bak şimdi. Aritmetik ortalama 4'tü. 4'ten 1 çıktı. 3 karesini aldım 9 artı. 4'ten 2 çıktı. 2 karesini aldım 4. 4'ten 4 çıktı. Karesini aldım 0. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2 karesini aldım 4. 4'ten 7 çıktı. Eksi 3 karesini aldım 9. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1 karesini aldım 1. 4'ten 3 çıktı. 1 karesini aldım 1. Ben Aritmetik ortalamadan tek tek bütün terimleri çıkardım. Karelerini aldım ve bunları topladım. Topladıktan sonra bak üst tarafı hallettim. Bunu diyor lütfen rica ediyor benden. Terim adedinin bir eksiğine oranla. Şimdi terim adedi 7 idi. Bir eksiği kaç yapar? 6 yapar. Ve daha sonrasında da bunun kare kökünü alırsan eğer standart sapma olan s'yi hesaplamış olursun diyor. E şimdi hesaplayalım. 9, 4 daha 13, 4 daha 17, 9 daha 26, 27, 28 yaptı. 28 bölü 6'nın kare köküdür cevabımız. Yani bunu da gidip 2 ile sadeleştirirsek 14 bölü 3'ün kare köküdür. E tabi bunu da sevgili arkadaşlarım şu şekilde ifade edebiliriz. Ben bunu kök 14 bölü kök 3 diye yazacak olursam kök 3 ile genişletmeyi unutmayacağım. Üst taraf kök 42 yaptı. Alt tarafta 3'ün ta kendisi kök 42 bölü 3 benim standart sapmanmış diyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlarım Burada bakın sorularımız başlıyor e, yeri gelmişken gelin gençler artık video 5 dakika olmasın konu özetimiz bu soruları da bu videoda yapıştıralım olmaz mı yani bugün 3 video gelsin çünkü 5 dakikalık bir video oldu 5 dakikalık video yani e, youtube'a yazık ya çalışmasın durduk yere bir tane daha video şeyi olmasın sto olmasın şimdi gelin bir tane biz soruları da çözelim gençler hadi bakalım. Şimdi diyor ki bir YouTube kanalında 4 farklı videonun uzunluklarına ait veriler 15, 20, 12 ve x'tir. Bu videoların ortalama uzunluğu da 25 dakikadır x kaçtır? Ortalamasının ben 25 olduğunu biliyorum ya. O zaman demek ki 15 artı 12 artı 20 artı x'i ben 4 tane video olduğu için 4'e böldüğüm takdirde 25 gelecekmiş. 4'ü karşıya çarpım olarak fırlatırsanız 15, 12 daha 27, 40 daha 47 yapar. 47 artı x eşittir 100 ise tabii ki burada x kaçtır arkadaşlar? 53'ün ta kendisidir deriz. Şimdi devam. Aşağıdaki tabloda bir bahçede bulunan ağaçların boy uzunluklarına göre sayıları verilmiş bize. Mesela 6 tane ağaç 1,5 metreymiş. 7 tane ağaç 1 metre, 8 tane ağaç 1 metre. Bu bahçede bulunan ağaçların boy ortalaması soruluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu ağaçların toplam uzunluklarını bulacağız. Şimdi 6 tane ağaç 1,5 metre ise 6 çarpı 1,5 diyeceğim. Bu bana 9 metreyi verecek. 7 tane ağaç 1 metre ise 7 kere 1'den 7. 8 tane ağaç da 1 metre ise 8 kere 1'den de ben buna 8 diyeceğim. Şimdi ben bunları toplarsam 7, 8, 9'un toplamı bana 24'ün ta kendisini verir. 24. Ben bunu kaça böleceğim? Ağaç sayısına. Yani 6, 7, 8 bunların toplamına böleceğim. Ki bunların toplamı da 21 yapar. Demek ki ikisini de 3 ile sadeleştirirsem 8 bölü 7 metreymiş sevgili arkadaşlarım. Bizim boy ortalamamız. Yani bu bahçedeki ağaçların boy ortalaması 8 bölü 7 olacakmış. Peki devam. Diyor ki bana şimdi x ile x pozitif tam sayı. Bu yukarıdaki veri grubunun da medyanı 9'muş arkadaşlar. Şimdi ben bunu küçükten büyüğe doğru sıralamak istersem en küçüğünün burada x eksi 3 olduğunu görüyorum değil mi? x eksi 3 virgül hatta virgül de koymayalım. Sonra x artı 1'imiz var. x artı 1'i de buraya yazdım. Sonra x artı 4'ümüz var. Sonra bir daha x artı 4'ümüz var. x artı 4'ten 2 tane. Yani modunu sorsaydı x artı 4 derdik değil mi? Hatta modunu da sorabilir yani. Mesela medyanı 9 olduğuna göre bu grubun modu kaçtır diye soralım. Biz soruyu değiştirelim. Modu kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi medyan çift sayıda olduğu için şunların ikisi ortada kalıyor mu? Kalıyor. Topladım 2x artı 5. 2'ye böldüm bana medyanı verir yani 9'u. Peki burada 2x artı 5 eşittir 2 kere 9'dan 18 midir? Evet. O zaman 2x eşittir 13 müdür? Evet. X kaçtır arkadaşlar? X burada 13 bölü 2 yapıyor. Bir yerde hatamız var. Hatamızı söyleyeyim hatamızı söyleyeyim. Çözüm olarak hatamız yok. Soru hatalı sadece. Şöyle ki hocam şuradaki modunu da sormaya gerek kalmıyor böylelikle. Çünkü modu olmayacak. Şurası var ya şurası. Burası x 4 gençler. Burası x 4. Kusura bakmayın. Şimdi o halde ben şöyle diyebilirim. x 4 burada en küçük terimdir. Sonra x 3 sonra x artı 1 ve sonra x artı 4. Şimdi ben bunları toplayacak olursam e ee, toplamayı medyanı istenmiştim. Medyan şu ikisinin ortalamasıydı. İkisini toplarsam 2x 2. 2'ye 2, 2 bölersem x 1 gelir ki x 1 kaçmış? 9'muş. O zaman x kaçtır gençler? Tabii ki de 10'dur. Bak x 10'muş. X'i sormuştu. Cevabımız 10 diyeceğiz. Kusura bakmayın şurası x 4 olacaktı. Bir dizgi hatası var. K pozitif reel sayı. 3k, 5k, 11k, 2k, 7k sayı dizisinin medyanı açıklığının 9'da 1'inden 8 fazladır. Buna göre sayı dizisinin Aritmetik ortalaması soruluyor. Bayağı karmaşık. Şimdi biz burada o zaman k'yı ma'yı bir şeyleri bulalım ya. En küçük burada 2k'dır. Bu elendi. Sonra 3k'dır. Bu da elendi. Sonra 5k, 7k, bir de 11k'mız var. Hep de asallarla çarpmış ha. Değil mi? Peki sayı dizisinin medyanı. E, medyanı 5k. Açıklığı ne? Açıklığı da hop şundan şunu çıkardım 9k. Şimdi 5k diyor Medyan Açıklığının yani 9K'nın 9'da biri yani 1 bölü 9'unun 8 fazlasıdır diyor. E şimdi hocam 5K eşittir şu 9'lar gitti. K artı 8'e eşitmiş o zaman. E buradan 4K eşittir 8 gelir. K'da 2'nin ta kendisi gelir. Şimdi K2 ise bu 4'tür. Bu 4'tür. Bu 6'dır. Bu 10'dur. Bu 14'tür. Bu da tabii ki 22'dir. Aritmetik ortalama sorulduğuna göre bunların alayını toplayacağım. 20 yaptı, 34 yaptı ve 56 yaptı. Değil mi? 56'yı da kaça böleceğim? 5 tane sayı olduğuna göre 5'e böleceğim. Demek ki bunun aritmetik ortalaması 11,2'ymiş diyebiliriz gençler. Aritmetik ortalamamız budur. 56 bölü 5, 11 bölü 2'nin ta kendisidir. Devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi bu sorumuzda bir düzeltimiz de mevcuttu. O düzeltiyi de hemen yapalım. Verelim sana. Şurası 23 değil 12 gençler. Tamam şimdi çözebiliriz. Aşağıda küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak verilen veri grubunun bir tanecik sadece modu vardır diyor. 1, 3, 6, 6, 8, 9, X, Y ve 12. Tamam Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır? Aritmetik ortalamanın en az olmasını istiyorsa bir kere sayıların toplamının az olması gerekiyor. Şimdi burada mod adayılar, mod adayımız var mı? Var bak. Altılar verilmiş. Bu mod adayıdır. E peki madem 6'lar bizim mod adaylarımız. O zaman ben bunu 10 seçerim. Bunu da 11 seçerim mesela. Yani ikisini de 10 da seçebilirim. Ama ikisini 10 seçersem bu sefer bir tane modu olmaz. iki tane modu olur. O zaman bunu 10, bunu 11 seçersem hem küçükten büyüğe doğru, büyüğe doğru sıralamış olurum. Hem de 10 ve 11 seçtiğim için tabi e, tabii ki aritmetik ortalaması da az çıkar. Diyebilirim tabii. Lakin, lakin ben modun alt olmasına niye taktım kafayı? Şimdi modu 6 dışında farklı bir şey olabilir mi diye düşünürsem eğer ki olabilir. Mesela ben bunu 9 bunu da 9 seçersem bu sefer modumuz 9 olur ve x ile y'yi 10 ve 11 seçmek yerine 9'a 9 seçerim. Küçültürüm toplamı ki tek mantıklı çıkar yolu da bu. O halde işte bunları toplayıp sayı adet eden 9'a böleceğim. 1 3 daha 4 6 daha 10 yapar 16 24 yaptı. 24 artı 27 şurası artı 12'miz var. 27 12 daha 39 yapar. 39'a 24 eklersem 63 gelir. 63'ü sayıya deder olan 9'a bölersem tabii ki de 7 gelir demek ki cevabımız da B şıkkı olacak dedik. Devam. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında biliyorsunuz zaten tanımları. O halde şuraya bakalım. 3 9 1 7 x 11. Yukarıda verilen veri grubunun en büyük değeri 11 ve medyanı 8 olduğuna göre x kaç farklı tam sayı değeri alır şimdi? Medyan 8'miş. Bunu unutmayalım. Şimdi öncelikle en büyük değerimiz 11'di. Bu en sağda yer alacak mecburen. Ve medyanı da 8'miş. E kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. Demek ki ortada kalan 2 tanesinin sevgili arkadaşlarım, e, aritmetik ortalaması bize 8'i verecek. Şimdi ortada da 8'i versin diye şunu yapabiliriz. Mesela 7 ile 9'u şu şekilde ortaya koyacak olursam e, bana bu e, veri grubu şurayı medyan olarak 8'i verir. Çünkü ortalaması 8'dir. Tamam. E, 1 ile 3 var hocam. Demek ki 1 ile 3 mecburen bu tarafta kalacak. E, zaten 6 taneydi. Demek ki x nerede olacak? x mecburen şurada olacak. Tamam. Şimdi bu x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. E, burada veri grubunu bozmasın diye e, neyi seçebilirim? 9'u seçebilirim. 10'u seçebilirim. 11'i de seçebilirim. Tamam. En büyük bunu bozmuyor. Yani 11 seçersem en büyüğü bozmuyor. 10'u seçersem e, bu tarafta kalıyor 10. 9'u seçersem bunun modunun olması benim medyanımı zaten değiştirmeyecek. O zaman 9, 10, 11 olabilir x. Yani 3 farklı tam sayı değeri vardır deriz. Geçtim bir diğer soruya. Grafikli bir soru. Bir veri grubundaki terimler medyanı tanımlamış. Bir fidanlıkta 5 farklı boyda ağaçlar var. <laughs> bu ağaçların boylarının sayıca dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş bize. Buna göre bu fidanlıkta bulunan ağaçların boylarının medyanı soruluyor. He, şimdi dur, bak, bekle. Burada bir tane 120 santimlik ağacımız var. Y tane 100 santimlik ağacımız var. Y tane. Şimdi Y tane e, 100 santimlik 5 farklı boşlu ağaçlar diyor ya. 100 santimlik kaç tane varmış arkadaşlar? Y tane. Şimdi şöyle şöyle yazdım nokta 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 100 dedim. Burada kaç tane var? Y tane. Sonra 130 santim olan da Y tane varmış ama 110 santim olan 2 tane varmış. 110 nokta 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 110 Burası da x taneymiş. Şimdi bir tanecik 120 var. Sonra 130 santimlikten y tane. Burada yine y tane. Ve 140 santimlik de x tane var. Şu şekilde 140 santimlikte x tane var. E tamam. Şimdi sol tarafta y artı x sayı kaldı. Sağ tarafta y artı x sayı kaldı. O zaman ortadaki medyandır. Yani medyan sorulmuş zaten. Hala hazırda cevap a'dır. Değil mi? Devam. 3 5 10 12 16 18 20 veri grubuna A ve B pozitif tam sayıları eklendiğinde veri grubunun aritmetik ortalaması 1 artarken medyanı değişmiyor ve modu da A sayısı oluyor. Buna göre B sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi dur bir dakika. Bir bakalım beraber. Gençler. Şöyle ki ben bu veri grubuna A ve B pozitif tam sayılarını ekleyeceğim. Aritmetik ortalaması 1 artacak. Şu an aritmetik ortalamamız kaç onu bir bulmak lazım açıkçası 3 artı 5 8 10 daha 18 yaptı 12 daha 30 geldi 20 daha 50 yaptı 18 daha 68 oldu 68'e 6 ekledim 74 10 daha ekledim 84 geldi 84'e gittim 7 tane sayı olduğu için 7'ye böldüm 12 geldi Şu anki aritmetik ortalamamız 12 Aritmetik ortalama 1 artıyorsa 13 oluyordur Ama şöyle bir durum var A ve B'yi de buraya ekledikten sonra Tabii küçükten büyüğe gözetmeksizin ekledim şu an Benim 7 tane değil 9 tane sayım olur Ben 13 ile 9'u çarpacak olursam 90 artı 27'den 117 gelir Şimdi eski toplamımız 84'tü Yeni toplamımız 117 Şimdi ben 117'den 84'ü çıkarırsam eğer 16 artı 17'den 33 gelir Demek ki A ile B'nin toplamı Kesinlikle 33 olacak Tamam Kesinlikle 33 Pekala veri grubunun aritmetik ortalaması bir artarken medyanı değişmemiş bak. Modu da A sayısı olmuş. Şimdi modu A sayısı olduğuna göre mod buradakilerden bir tanesidir. Buradakilerden bir tanesi. Peki şimdi ben bu veri grubunu şuraya bir daha yazayım. 3, 5, 10 12, 16, 18 12, 16, 18 ve 20. Şu an bu grubun gençler medyanı kaçtır? Medyanı kaçtır? Medyan sevgili arkadaşlarım 3 tane burada. 3 tane burada bıraktım. Medyan 12. Şimdi medyanın yine 12 olmasını istiyoruz. O halde ben şunu söyleyebilirim. E, bu A ve B'den bir tanesini sol tarafa bir tanesini sağ tarafa koyarsam. Mesela A'yı bu tarafa koyarsam B'yi bu tarafa koyarsam. E, böylelikle sol tarafta 4 sağ tarafta yine 4 tane sayımız olur. Ortada kalan 12 yine medyan olur. Medyan değişmez. Güzel. Bu taktiği de bulduk. Modunun da A sayısı olduğunu söylemiş. E, modu A sayısı B buradakilerden farklı olacak. A buradakilerden bir tanesi olacak o zaman. E şimdi madem öyle A bunlardan birisi ise mesela A3 olursa A sayısı 3 olursa Şimdi 3 olduğu takdirde B30 olur Bak A3 olursa B30 olur A5 olursa B'ye bakalım e 28 olur Bak 30 olur dedik 28 olur dedik Tamam güzel devam devam Şimdi A10 olursa Bu 23 olur A bu da oluyor çok güzel Yalnız şöyle bir durum var ben niye A'yı sol tarafa koydum da B'yi sağ tarafa koydum yani A bu tarafta olamaz mıydı? Vallahi olurdu. Peki A bu tarafta B bu taraftaysa. Mesela A 16 iken B 17 olur. A bak 17 de var. Hangisi olamıyormuş? Bunların hepsi olur dedik. 21 olamıyormuş arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıydı. Devam. Bir diğer soru. Burada medyanı tanımlamış. Terimleri farklı tam sayılardan oluşan 1, 6, 7, 9, 29 A ve B veri grubunun medyanı A. Aritmetik ortalaması da B'dir. Buna göre A artı B toplamı soruyor. Burada kaç tane terim var? E burada 7 tane terim var. Bu 7 tane terimin orta ortadakisi yani orta ortancası A'ymış. Şimdi ben 1 6 7'yi bu tarafa yazarım abi. 9'u, 29'u ve B'yi de bu tarafa yazarım ama B şurada da olabilir, burada da olabilir. Yani onun nerede olduğunu bilmiyoruz açıkçası. B'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Peki tamamı da farklı tam sayılarmış bu arada. Onu da unutmayalım. Aritmetik ortalaması da B'ymiş ya. Şimdi aritmetik ortalama B ise şunu düşünürüm ben. Ben bunları bir güzel toplarım Toplamadan önce A'yı da bulurum açıkçası Çünkü A 8'in ta kendisidir 7 ile 9 arasında kalacak 7 ve 9'dan farklı olacak Mecburen 8'dir O zaman ben bunları toplayayım 1 6 daha 7 7 daha 14 8 daha 22 9 daha 31 yaptı 31'e 29 ekledim 60 yaptı 60 artı B Gittim ben bunu 7'ye böldüm bu da bana neyi verecek? Aritmetik ortalama yani B'yi verecek. O zaman 60 artı B eşittir 7B mi? Evet. 60 eşittir 6B mi? Evet. O zaman B kaçtır? 10. Neyi sormuştu? A artı B. E B 10'du. A da 8'di. Toplam 18'in ta kendisi yapar. Cevap da B şıkkı olur. Ve devam. Bu sanırım son sayfamızdı ve 3 tane sorumuz kaldı gençler. X1, X2, X3 nokta nokta, nokta Xn elemanlarının oluşturduğu en elemanlı bir veri grubunun aritmetik ortalaması x iken veri grubunun standart sapması budur. Standart sapmanın formülünü vermiş. Niye vermiş? Formülü uygula diye vermiş değil mi? Ben uygulamayacağım formülü. Şöyle ki 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarında oluşan bir veri grubuna 0, 3, 6 sayılarından hangileri eklenirse bu veri grubunun standart sapması artar diye sorulmuş. Şimdi standart sapmayı pozitif yönde yani artıran etmenler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Kusura bakmayın telefonum Mesaj geldi. Heh. Şimdi gençler şöyle ki normal şartlar altında ben bu veri grubunun aritmetik ortalamasını hesaplıyordum. Neydi? 3 zaten direkt yani medyanı aritmetik ortalamasına eşit olur. Toplayıp 5'e böldüğümüz takdirde 3'ü bulacağız zaten. Şimdi ben burada bütün terimlerden 3'ü çıkaracağım. Karesini alacağım. Sonra terim sayısının bir eksiğine böleceğim ve kare kökünü bulacağım. Şimdi kare kök zaten her yerde aynı işlem. Bir şurası sayı eklediğim için 1 artacak zaten. Bak burası 1 artacak zaten. Bir de üst taraf için arttıran etmenler neler olur onu bunu düşüneceğim. Şimdi eğer ki zaten aritmetik ortalama 3 iken ve ben aritmetik ortalamadan tek tek bütün terimleri çıkarıp karesini alırken ben bu veri grubunun içerisinde 3'e eklersem yani aritmetik ortalamaya eşit bir sayı eklersem üst tarafta 3 üç eksi 3'ün karesinden 0'ı elde ederim. Yani üst tarafta toplama etkiyen bir şey olmaz ama Veri sayısı arttığı için ben artık eskiden burayı 4'e bölmek yerine şimdi 5'e bölmem gerekir. E, payda büyüdüğü için de küçülür. Yani 3'ü eklemem olmaz. Şimdi standart sapmanın da şöyle bir özelliği var. Standart sapma aslına bakarsan e, bir veri grubunun tamam mı? Bir veri grubunun hareketindeki dalgalanmaları bize e, hareketindeki dalgalanmalardan bahseder. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu veri grubu çok dalgalıysa yani aşırı böyle e, bir büyümüş bir küçülmüş en küçük değeri ile en büyük değeri arasındaki dağlar kadar fark var falan bu şekildeyse o zaman aritmetik ortalama art, şey standart sapma büyür arkadaşlar. Şimdi ben gidip 1 2 3 4 5 terimim varken zaten hala hazırda gidip bunları birbirinden bunlardan farklı sıfır veyahut altı sayılarını eklersem otomatikman benim standart sapmamı artıracaktır. Tamam mı? Yani zaten kendi içerisinde bir dinamiği olan bir grup düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. E bunlara ekstradan ortalamanın 3 fazlası olan bir 6 sayısını getirirsem aritmetik ortalamayı artırır. Veya arit aritmetik ortalamanın pardon standart sapmayı artırır. Veya e, veri grubunun aritmetik ortalamasından 3 eksiği olan bir veri eklersem standart sapmayı yine artıracaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Yani cevap D şıkkında verilmiştir deriz. Devam. Eleman sayısı tekse falan filan modu falan anlatmış bize. Biz devam edelim. Bu elemanların oluşturduğu veri grubuna A ve B elemanları eklenirse grubun modu ve medyanı değişmiyor. Bak, mod da değişmiyor, medyan da değişmiyor. Buna göre A ve B aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Ben bunu küçükten büyüğe doğru bir yazayım. 1 2 2 şunu şunu şunu, şunu kullandım. 4 5 8 8 9 4 5 8 8 9 bunları yazdım. Tamam? Daha sonrasında ben eğer 2 ve 4'ü bu gruba eklersem şimdi şöyle düşün. Şunu aldım, şu tarafa taşıdım. 2'yi buraya ekledim. 4'ü de buraya ekledim. Şimdi benim az önce az önce gençler 1 2 2 4 5 8 8 9. Ne değişmiyordu? Mod ve medyan. Medyan şu an kaç arkadaşlar? Medyanımız 4 ile 5'in tam ortasındaki sayı yani 4.5. Şu an bakalım medyanımıza kaç? 5 tane sol tarafa, 5 tane sağ tarafa ayırdım. Medyan 4 oldu. Bir kere değişti abi yani hani Bunları eklersem değişiyor. 3 ve 4'ü e eklersek. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 8, 9 olacak. Gene 5 sağa 5 sola ayırdım. Medyan gene değişti. Bu da gitti. 2 ve 5'i e eklersem. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Şimdi 2 ve 5 ekliyordum. Şuraya bir tane daha 2 gelecek. 5, 8, 8, 9 yazdım. Şimdi 2 ve 5 ekliyorduk değil mi? 1, 2, 2, 2, 4, 5. E 2 ve 5'e ekledik. Biz 3 ekledik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuraya 4 5 yazdım. Tamam. Şimdi bu olursa eğer medyana bakalım. Şu şekilde a medyan değişmedi. Gene 4.5. Peki mod değişti mi? E bu grubun modu 2 ve 8'di. Hem 2 hem 8'di. E şimdi bakıyorsun sadece 2 oldu. E modu değişti. O zaman bu da gitti. Şimdi ben mod değişmesin diye hem 2 hem 8 ekleyebilirim. Tamam? Şimdi 2 bu tarafta kalacak eklendiğinde 8 bu tarafta kalacak ve medyan yine değişmeyecek. Yine 4.5 olacak yani cevabımız D şıkkıymış. Bir de uzunca bir sorumuz var ve bu da son soru. Hadi bir de buna bakalım beraber. 7 kişilik bir sınıfın boylarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış listesi verilmiş bize. En uzun boylu 190'da Ozan, en kısa boylu Mavera 156 santim. Bir sınıfın boy uzunluklarının oluşturduğu bir veri grubunun aritmetik ortalaması 170'miş. Yani bunları toplayıp 7'ye bölünce 170 bulacağız biz. Buna göre Ozan ile Mavera bu sınıftan ayrıldığında kalan 5 kişinin boy uzunluklarının oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması ve medyanı nasıl değişir? Abi şimdi bu grubun aritmetik ortalaması neydi? 170. Mavera'nın aritmetik ortalamaya olan uzaklığı 14 cm iken Ozanın aritmetik ortalamaya olan uzaklığı 20 santimetredir. Şimdi o zaman şöyle. Bu grubun aritmetik ortalamasını yukarıya doğru çeken biri var ki ozan. Tamam aşağı doğru çeken birisi var mavera. Bunun etkisi 14 santimetre bunun etkisi 20 santimetre. Yani ozan daha da arttırıyor aslına bakarsan. Daha büyük bir etken aritmetik ortalamayı arttırmak için. Çünkü aradaki fark 20 santimetre. Peki ben ozan ve mavera'yı bu sınıftan ayırırsam eğer Şimdi Ozan bu grubun aritmetik ortalamasını daha çok arttıran yani Mavera'nın azalttığından daha çok arttıran bir insan değil miydi? Evet. E şimdi ben bu Ozan'ı çıkarırsam gruptan o zaman bu grubun aritmetik ortalaması mecburen düşecek. E düşeceği için de azalırı işaretleyeceğim ben burada. Şunlar gidecek arkadaşlar. Tamam. Peki medyan. Şimdi medyan ortalarda bir yerde. Yani medyan fain boyu abi. 3 tane yukarıda 3 tane aşağıda kaldı. E güzel ben bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan elersem ortanca gene faik olur. Yani medyan değişmez. Cevabımız B şıkkı olur. Evet arkadaşlar birbirinden güzel sorular çözdük. Sürçü lisane ile lise Bazı teknik hatalarımız çıkıyor illaki soruların içerisinde ama hani beraber ilerlediğimiz için seni çok etkilemediğini düşünüyorum. Hani kusurumuz varsa affola. Tabii canım. Şimdi ee, ben size ödevinizi permütasyon kombinasyon kısmında hatırlatmıştım ama yine hatırlatmamda fayda var. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım ödeviniz. Burada gençler PKBO ve veri kısmını çözüyorsunuz. Toplamda 40 tane soru var. Bu 40 tane soruyu da çözersen bu konu oturacak. Ben öyle hissediyorum. Sen de öyle hisset, kendine inan, olumlama yap. Sonuçta bizim kitabımızın mottosu da bir olumlama örneğiydi. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Biz her konuyu ar defa bu şekilde söylersek başarırız arkadaşlar. Evet ödevinizi unutmayın. Bir yandan da umarım bir önceki e, kamp gününde verdiğim problemler kampı ödevini de lütfen yapın. Ne demiştim size? İçerinde 40 tane test var. Bu 40 tane testi 20 günde anlamaklı biçimde bitirebilirsin. Her gün 2 testte. İki test dediğimde de öyle 20'şerden 40 soru falan değil ha. 8'erden 16 soru. Yani bir günde 16 tane problem sorusu çözerek bu fasikülü bitirebiliyorsun. Ve bu fasikülü bitirdikten sonra iyi ki yapmışım, iyi ki SML hocayı dinlemi dinlemişim diyeceksin. Niye? Çünkü abi içerisinde adam akıllı örnekler var. İçerisinde 10 numara 5 yıldız ÖSYM tarzı örnekler var da o yüzden. Şimdi yavaş yavaş böyle Ankara'da ne derler biliyor musun? Ihtan ıhtan. AYT'ye doğru da yaklaşıyoruz biliyorsun. Şimdi hocam AYT kampını da bu kitabı da al ki tamam mı? Beraber oturalım. Bir güzel AYT konularını tekrar ettikten sonra tekrar sorularını çözelim. Tekrar sorularını çözdükten sonra da ben sana ben seni buradan ödevlendireceğim. Ki bu benim sevgili arkadaşlarım en özel sorularımı içeren bir kitap. İçerisinde AYT matematikte kampı incelersen zaten görürsün. AYT matematikte hani şu İlk 10 soru dediğimiz TYT'msi sorular var ya onlar için bir bile bölüm var içerisinde. Ve her konudan 40 tane soru var. Ve kitabın iç dizaynı olsun, rengi olsun, içindeki ferahlık olsun beni o kadar çok mutlu etti ki zaten sorular kaliteliydi. Ve kampını da biz bunu daha yeni bitirdik biliyorsun. Ee, öğrenciler tarafından da çok sevildik ki zaten her sene seviliyordu. Gençler aman diyeyim eğer hala çözmediyseniz, hala bunun kampına kapıl, katılmadıysanız lütfen arkadaşlarım bu fırsatları değerlendirin. Başka türlü adam akıllı tekrar yapamazsınız. E bunun yanına ben size böyle bir de bak bu hani bu kek değil, ekstra gençler yani. Bu benim size yaptığım ekstra bir olay yani. Arkadaşlar ben zaten kamplarımı yapmıştım. Tekrar kampı bu kitaplar. Ben zaten bunları yapmıştım. Üstüne sana çok güzel 116 sayfalık bir tekrar PDF hazırladım. Bunu ücretsiz biçimde ben sana yayınladım. Tek tıkla indiriyorsun ve hem tekrar konuları tekrar etmiş oluyorsun. Konu özeti veriyorum sana. Bir de bunun üstüne tekrar soruları çözüyorum. Bu kitaptaki sorulardan ekstra farklı olarak. Tekrar soruları var. O tekrar sorularını da çözdükten sonra sen bir de gidip şu 3 tane fasikülü parçalarsan zaten senin önünde kimse duramaz hocam. TYT netleri, AYT netleri fırlar böyle bam 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 artacak. Hiç. Güvenin bana. Sıkıntı yok. Gençler. Sonraki videomuz fonksiyonlar olacak. Hemen şöyle gösterelim fonksiyonları da. Siz tabi görmüyorsunuz ben görüyorum şu an ama. Şöyle gösterebilirim. Fonksiyonlar olacak arkadaşlar ve fonksiyonları da sevgili arkadaşlarım başlayıp adam akıllı bitireceğiz. Hazır olduğunuzda ben de hazırım. Ben her zaman hazırım. Siz de hazırsanız artık diğer videolarımızda görüşelim. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.